Yani bir hafta Apollo Hoca'nın da söylemi var zaten. Bir hafta erteledi şampiyonları öyle söyleyeyim. Ama ben bunu bekliyordum çünkü şöyle 9 puanı yetiyor Trabzonspor'a yani zaten. inanılmaz bir kredisi var. Ya Trabzonspor takımının bir sezonda 8 maç kalmış ikinci mağlubiyetini alan bir takımdan bahsediyoruz ki ben yine söylüyorum zaten hava şartları belliydi. Bir de Sivas deplasmanında da aynı Trabzonspor böyle puan kaybetmiştik. Sağ zemini ben böyle gördüm ama ben bir puan kaybı bekliyordum ama öne geçtikten sonra yine Rizespor'u oyuna ortak eden Trabzonspor'du. Ya Vakame orada tabii ki çok farklı bir oyuncu ama orada biraz daha ciddi olmuş olsaydı bence o penaltıyı zaten yaptırmazdı. Orada zaten geri dönüş oldu Rizespor'un. Tam da her şey Trabzonspor'un istediği gibi gidiyordu. Yoksa Kırılma anı oldu yani. tabii ki yani çünkü artık Trabzonspor öne geçtikten sonra skoru bir şekilde de korumasını biliyordu. Ama ondan sonra tabii ki seyirci de işin içine dahil oldu Rizespor tarafta. Rizespor'un son şansıydı. Ama ondan sonra Rizespor bir reaksiyon gösterdi. Rizespor maçı kazandı. Bunlar tabii ki futbolun içinde olacak şeyler. Rizespor için de Trabzonspor'dan çok çok daha önemli bir maçtı. Aldığı 3 puan lige tutunma anlamında, umutlarını sürdürebilme anlamı adına inanılmaz bir galibiyet aldı Rizespor. Tabii ki hali de işi çok zor. Ama Trabzonspor açısından bakacak olursak Trabzonspor'un çok fazla kredisi vardı. O kredilerden bir tanesini kullandı. Konyaspor'un kaybetmesiyle birlikte 15 puanlık fark hala devam ediyor. 3 maç sonra şampiyonluğunu ilan edecek ve de şu ana kadar eğer bu süreç devam ederse 3 maçı kazanırsa en erken lig tarihine geçen takım olacak. Tabii. Fenerbahçe 3 hafta bir yanılmıyorsamdı. Bu Trabzonspor takımı onu geçecek. Ya Trabzonspor zaten sezona çok iyi başladı. Yani kadro yapılanması, yaptığı transferler birçok şeyi baremi bir arada sayabiliriz. Ya, Trabzonspor şimdi niye yapıyor? Devre arası birçok oyuncu aldı. Genç oyuncuları kattı bünyesine. Belki şu an çok fazla şans vermiyor oyunculara. Doğaldır böyle bir kadronun içinde zaten onların şans bulması zordur. Kupa maçlarında gördük bazılarını. Trabzonspor doğru yatırımlar yaptı. Gelecek için doğru yatırımlar yaptı. Ha sezon sonunu şimdiden başladı Trabzonspor. Belki başkan çok güzel demeçler veriyor. Hala daha şampiyon olmadık demiyor. Ama şunu hala yapıyor. Trabzonspor takımı şu an senenin Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gideriz veya Şampiyonlar Ligi'nde tabii Rus takımlarının durumu da belli olacak. Sıralamadaki yeri de belli olacak. Trabzonspor takımı şu an özellikle başkan ben çok net olarak biliyorum. Çok yoğun bir çalışma içinde yöneticilerle birlikte. İşte gidecekler, kalacaklar, hoca sonuçta devam edecek. Liste oluşturuluyor. Trabzonspor bundan sonraki seneler içinde şampiyonluğun en büyük adayı olacak. Yani o kadroyu, kadro derecesini diyeyim arttırmaya çalışıyor. Yöneticiler şu an özellikle İstanbul'da, Trabzon'da sürekli bir araya geliyorlar. Belki tabii ki bunun çoğu basına yansımıyor ama ben net olarak biliyorum. İnanılmaz şekilde bir transfer çalışması var. Seneye bundan daha iyi bir Trabzonspor gelecek. Onu söyleyeyim ben size. Kadro daha kaliteli oyuncular alınacak. Trabzonspor'un bütçeyle alakalı çok büyük bir sıkıntısı var. Tabii ki her bir kulübün finansal anlamda sıkıntısı Tabii. var. Bir de finansal fair play diye bir şey var. Yani almadan, satmadan alamıyorsunuz. Trabzonspor seneye kadrosuna iyi oyuncular katacak. Belki bunlardan bir tanesi de çok kaliteli bir isim olacak. Hani Trabzonspor geçtiğimiz sezon doğru yapılanma içerisinde demiştiniz Gökhan Hocam. Bu sene de benzer bir yapılanmaya başladı diyor Mehmet. Tabii yani devre arası zaten bu kadar gelecek vadeden genç oyuncuları aldılar. Hem Altınordu'dan hem Bursa'dan. Danimarka'dan getirdiler. Önümüzdeki sene kurallar değişiyor. Türk oyuncu sayısı fazlalaşıyor. 7 ve bunu artırım. da düşünerek mantıklı işler yapıyorlar. Ama Trabzonspor için önümüzdeki sene hocamın dediği gibi Ukrayna ve Rus takımlarının durumu şu anda belli değil. Hakikaten bir kontenjan açılacak Evet. mı, bir şey olacak mı? Bunları merak ediyoruz. Çünkü Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynadığı zaman kolay değil artık bundan sonra. Türk takımları için hiç kolay değil o maçlar. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra bir takımımızı görmek hiç kolay olmayacak. Trabzonspor bunun hesabını yapıyor. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için ekstra getirileri de sağlamak için ekstra bir para, ekstra oyuncular demek. Kolay değil. Yani şimdiden başladılar tabii onun Evet. çalışmasına ama çekeceği kuralar, Hiç hangi kolay değil ön tabii. elemeden başlayacağı, Hiç bu ne kolay değil. zaman belli olacak. Mesela geçen sene kura şansı da yoktu Trabzonspor. Tabii. Önce Molde, sonra Tabii. Roma. Belki o kura şanssızlığı Trabzonspor'un şansı oldu ya. Öyle bakmak lazım. Ha, Avrupa'dan sen erken onu hep kapı. vurguluyorsun zaten. Tabii Diyorsun tabii. ki yani tek kulvarda sadece kupa ve Tabii lige tabii devam yani bu etti. sene belki hedef Trabzonspor'un oydu. avantajı Doğruydu. oldu. Şu anda kadroyu daha doğru oldu. Daha kaliteli, daha geniş bir kadro oldu. Bir düşün, bütün konsantrini tek tarafa verip tek tarafta ilerlemek mi doğru? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi derken vurgun yedi. Öteki işte Fenerbahçe ile Galatasaray gruplara verdi kendini. Galatasaray gruba verdi kendini.
ligde bir varlık gösteremedi. Fenerbahçe hocayla olan problemlerden ve Avrupa'da girişinde problem yaşadı. Baktığı zaman doğru, yani gruplara kalmış o Trabzon için bir avantaj oldu bence. Tabii, onu sadece Gökhan Hoca söylemiyor. Ben de çok söyledim. Hatta en son Sivas maçından sonra da, hatta ya öncesi ya sonrası Rıza Hoca bile söyledi. Trabzonspor o konuda Avrupa'dan elenince lig durumunda sadece ligde olduğu için daha şanslı diye. İyi bir kadro kurdu. Yani ligi domine eden hakikaten çok iyi bir kadro. Ve devre arası Viska transferiyle de bu işi perçinledi diyeyim. Hakikaten Viska transferiyle bütün bir şehre inandırdı. Şimdi Şampiyonlar Ligi kolay değil. Ama tabii ki artık bundan sonra Türk takımlarının Avrupa'da başarılı olmasını görmek hakikaten ihtiyacımız var bunlara. Puan her sene daha da zorlaşıyor. Şimdi seneye evet, daha farklı olacak Şampiyonlar Biraz Ligi. Biraz farklı düşünüyorum. Trabzon Avrupa'da yoluna devam etseydi yine açık ara ligimizde lider olurdu. Yani o biraz da böyle katılıyorum. Bakın ben şöyle, bu benim düşüncem. Niye? Çünkü yönetimi, taraftarı, kaliteli hocası, takımı sadece kaliteli değil, uyum içinde her şeyi planlayarak çalıştılar şimdiye kadar. Bu benim inancım. Bunu ispatlama şansımız yok. Yok. Kesinlikle hocam, ligimizde görüş. Açık ara lider olurdu inanıyorum. Planlar. Bir cümlem de şu olsun. Hep önümüzdeki seneyi konuşmaya başladık. Büyük takımları, Galatasaray'a, Fener'e, Beşiktaş'a selamlarımı sunuyorum. Önümüzdeki sene şampiyon olacaklarsa demin Mehmet hocamızın anlattığı bu güçlü Trabzon'u geçmek zorundalar. Evet. Onu geçmeden şampiyon olunmuyor. O yüzden hem yapacakları doğru transferler hem şu an var olan oyun temposu bunları geçmek de kolay olmayacak. Kurulan planlar hocam sonuçlarla desteklenmezse o iyi gidiş bir yerde sekteye uğruyor. Siz planı kuruyorsunuz ama sonuçlar gelmezse, desteklemezse sonuçlar planları, o zaman bir sekteye uğruyorsunuz. Hocam peki, doğru planlar doğru sonuçları her zaman getiriyor. Şimdi önümüzde zorlu bir maç var. Milli takımla yapacağız kapanışı. Analizimiz de gelecek ekrana. Hocam bir cümleyle. Milli takım için şunu diyeceğim. Stefankus istemedi. İki takımı da çekti. Hakikaten yani. Şansımız ben de bir teknik adam olsam bu takımları istemezdim. Ama Galatasaray'ın Barcelona'da oynadığı oyun umut oldu diyelim. İnşallah o mücadelenin, o sonucun aynısı olur. Tek maç çünkü Portekiz maçı. Şans da bizim tarafımızda olur. Futbolda şansa inanmazlar ama ben biraz inananlardanım. İnşallah şans da bizim tarafımızda olur. Biz Portekiz'i geçeriz diye düşünüyorum. Hiç kolay değil işimiz. Geçer miyiz, geçemez miyiz? Sadece onu alacağım. Sonrasında analizimizi getiririz. Ben çok umutluyum. Çok net konuşsun. Evet hocam. Kısa favori konuş. Tabii ki Portekiz ama bizim de şu var. Neler yapabildiğimizi biliyoruz. Biz istersek birçok şey yapabiliriz. Biz, şansın tabii ki yanımızda. Demeden bitmez. Ya Fransa maçları benim örnek, Fransa maçlarını veriyorum ben. Milli takımımız için. Ahmet oynanmamış hocam, hiçbir maç kaybedilmiş maç değildir. Çok güzel söylediniz hocam.